karşınızdayız. Bugün Mi Band 4 Xiaomi'nin akıllısı bileklerini inceleyeceğiz. Arkası pislenmiş. Bunu Trendyol'dan, yok N11'den yaklaşık 175 liraya aldık. Yanına ne aldık bunun? İki tane silikon kayış, artı bir tane şarj cihazı aldık. Videoların başında ve sonunda belirttiğimiz gibi kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenerek ve paylaşarak bize destek olabilir, bildirimleri açarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi saatimiz artı silikon kayışımız. Bu da şarj cihazımız. Aynı zamanda nasıl format atılır onu da izlersiniz. Kırmızı, mavi. Bizim kız kardeşimizi aldık. Kutuyu şurada etiket var. Açtıktan sonra bu şekilde. Şurada şarj cihazı var. Şunu yan tarafa döndürüp çıkartıyorsunuz. Kablosu küçük ama araya bir USB kablo takarak uzatabilirsiniz. Bu orijinal şarj cihazı. Bir de şurada yan sanayisi var. Baktığınız zaman ikisinin de kablo kalitesinin aynı olduğu. Bir tanesinde Mi yazıyor, ötekisinde yazmıyor. Şurada görüldüğü gibi. Siz orijinalini kullanırsınız ya da bozulursa yenisini sipariş verebilirsiniz. Şurada bir tane kitapçık mevcut. Burada Türkçe ve artı yabancı diller var. Nasıl kullanılacağını, kayışı nasıl çıkacağını. Şimdi silikon kayışı sökmek için şurada çıtı açıyorsunuz. Şuradan saate bastırıp silikon kayışa yükleniyorsunuz. Şu şekilde. Bu şekilde şarj cihazına takıyorsunuz, oturuyor. Şimdi şu almış olduğunuz zannek silikonların kayışların fiyatları 15 lira civarındaydı kampanya dahilinde. Bunlara daha rahat giriyor. O kadar uğraşmanıza gerek yok. Ama taktığınız zaman şuradaki yamukluğu görüyorsunuzdur herhalde. Düz değil. Artı batarya bitiyor diye uyarı verdi şu anda. Bunu şarja takmamız gerekecek ama ondan önce bir tanıtımını yapalım. Şimdi saatimizi aldık. Aldıktan sonra açtığınızda uygulamayı kurmanız gerekiyor. Uygulamayı kurmadan saat aktif olmuyor. Bir saniye telefonu getir. Telefonu alabilir miyim? Telefonda Mi Fit uygulaması var. Onu kurmanız gerekiyor. Kurduktan sonra bulursak uygulamamızı. Görürseniz söyleyin, tam şuradaydı. Gözden kaçırdın diye. Kurdunuz. Telefonun Bluetooth'unu açıyorsunuz. Buradan daha önceden kurduk ve sildiğimiz için şey yapmaya çalışacak. Şimdi bulmaya çalışacak. Mi Fit'i kurduğunuz zaman size şey söylüyor. Hani kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olabilmeniz için de artık Google Play artı Facebook hesabı üzerinden kayıt olabilirsiniz. Buradan profil. Yani şurada cihaz ekte var. Mi Band 4. Bileklik, saat, tartı, ayakkabı. Aynı uygulamadan farklı şeyler, cihazlar kullanabiliyor. Bilekliği seçiyorsunuz. Anlaşmayı kabul et diyorsunuz. Aranıyor diyor. Şimdi şuradan şöyle gösterelim. Bunda da yukarı aşağı ileri geri var. Şu anda cihazı bağlanmadığı için ana menüye gelmiyorsunuz. Burada cihaz bağlantısını sordu. Evet dedik. Şu anda menümüz açıldı. Şurada sağ solda yeni cihaz etkinleştirilsin mi diyor. Etkinleştirilsin diyelim. Tamam diyelim. Normalde cihaz İngilizce olarak geliyor. Ama eşleştirdiğiniz zaman gerekli güncellemeleri yaptıktan sonra kendisi otomatik Türkçe'ye dönüyor. Şunu bir bileğimize takıp deneyelim. Bu normal akıllı saat. Bu da akıllı bileklik. Bunu açılışta şuradan 1 santim kadar boşluk olması gerektiğini, şu silikon kayışın
iyicene gerilmesi gerektiğini, ondan sonra takmanız gerektiğini, nabız ölçmesi için bunun bileğinizde sıfır olması gerektiğini söylüyorlar. Şöyle bakalım. Şimdi burada müzik çalarımız var. Müzikleri ileri geri oynatıp başlatıp şey yapabiliyorsunuz. Burada aşağıdan yukarı kaydığınız zaman durum var. Durumda adımlar, mesafe, kalori, yaktığınız şeyler var. Şu aşağıda bir dokunmatik menümüz var. Basıyorsunuz. Yukarı doğru çıktığınız zaman nabız. Tıklayalım. Bakalım nabızımızı kaç ölçecek. Bu tansiyon ölçmüyor. Şimdi aynı nabız aslında bizim akıllı saatte de ölçsek nasıl olurdu? Bunu bir ölçsün, onu da akıllı saati takar. Aradığında fark var mı yok ona bakarız. Hatta takalım bakalım. 107 sayıyor. Şu anda ben ölüyorum galiba. Nabzım çok yüksek. Birisi 80, ötekisi 106 ölçüyor. Bu da 80'e düştüyse şayet nabız içi ideal ama hala yerini 106 diye saçmalarsa bunun nabızına güvenmeyin. Tamam, 86-85. İkisi de aşağı yukarı aynı ölçüyor. Demek ki bunlar da standart o şekilde. Geri çıkmak için şuradaki yine ufak bir düğmemiz var. Ona dokunuyoruz. Nabızdan sonra egzersiz var. Egzersize bakalım ne varmış. Açık alanda koşu diyor. Koşu bantı, bisiklet, yürüyüş, serbest, havuzda yüzme. Ona göre seçersiniz. Ne kadar kolileri yaktığınızı görürsünüz. Tekrar gidelim. Hava durumu diyor. Tıklıyorsunuz. Saatte eşlik çıktıktan sonra hava durumunu giden güncellemek için Mi Fit'e bağlanın diyor. Biz zaten Mi Fit'e bağlıydık. Şuradan tamam diyelim. Cihaz etkinleştirildi. Şimdi tekrar egzersiz, hava durumu tıklayalım bakalım. Evet, şu anda hava durumumuzda gelmiş vaziyette. Başka neyimiz var? Bildirimler. Burada gelen mesajları, WhatsApp mesajlarını, çağrıları görebilirsiniz. Daha fazla da ne varmış? Rahatsız etme modu var. Alarm var, müzik var. Kronometre var. Zamanlayıcı. Cihazımızı bul. Cihazımızı bulduralım bakalım. Gördüğünüz gibi. Telefonun nerede olduğunu bulabiliyorsunuz. Bilekteki ekranda ne vardır? Saatleri değiştiriyorsunuz şurada. Nasıl bir şekil istiyorsanız. 3 tane menüsü var. Maviye mavi gider dedik. Geri geldik. Başka neyimiz varmış? Bu kadar. Beni çaldırır mısın? Şimdi kardeşimin arasını bakalım. Ekranda ne görünüyor, ne çıkıyor. Artı buradan meşgul atabiliyor muyuz, atamıyor muyuz? Şu saati şuraya alalım. Şimdi benim ötekisi algıladı. Bunu çağrıyı göremedik. Belki Mi Fit üzerinden ayarlama yapmak gerekebilir. Çağrılara izin vermeye de benim saat bağlı diye telefon ona izin vermemiş olabilir. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenerek ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Saatin fiyatı 175 liraydı. Bu bilekliklerin fiyatları silikon 13,5 liraydı. 25 liradan onu düşürmüşlerdi. Şu şarj cihazının fiyatı 25 liraydı. Bu orijinali pardon. Yan sanayisi burada. Bunu tekrar kutunun içerisine koyacağız. Buna bir uzatma kablosu alırsanız sizin için daha iyi olur. Bu gerilmesin. İçerisinde şey kopmasın, sallanmasın. Adamlar biraz malzemeden çalmışlar. Başka videolarda görüşmek üzere diyoruz. Videomuzun sonuna geliyoruz.